Hayriye, Zarife, İlyas. Demek sen de gidiyorsun ha? Peki bu bahtsız toprakları, bu kaynayan kazan olmuş Balkanları kime bırakıp gidiyorsun? Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, yanımızda bir star ve Rumeli'nin genç dinamik sunucusu Yusuf Emini var. Benim de zevkle, beğenerek takip ettiğim ve gıpta ettiğim ya da kıskanarak demeyeyim ama kendisine maşallah diyorum. Böyle enerjisinden dolayı, o içindeki sevinçten ve seyirciye coşkuyu aktarmasından dolayı. Sevgili Yusuf'cum, güzel bir gece oldu. Neler söyleyeceksin bu gece hakkında bize? Teşekkür ediyorum öncelikle geldiniz, gecenin sonuna kadar kaldınız bu geç saatlere kadar röportaj için. Bütün kıymetli izleyenleri selamlıyorum huzurunuzda. Güzel bir geceydi bu, çok değişik bir proje. Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Bunun aynısı Fransa'da yapılmış fakat Türkiye'de İbrahim Dizman'ın Aşırı Memleket romanından uyarlanarak kıymetli Fehmiye Çelik'in, solistimizin de senaryosunu yazarak yapmış olduğu bir farklı bir proje. Bu projede biz aslında bölgelerden ziyade, farkındalıklardan ziyade birlikleri göstermeye çalıştık. Ne diyor orada? Türksen, Arnavutsan, Boşnaksan, Makedonsan, Bulgarsan, ne fark eder? Ne fark eder? Önemli olan insansan, önemli olan diller, dinler, ırklar değil. Önemli olan Balkanlarda hıdrelezinden kukeresine, düğününden müziğine, melodisinden sanatına, her yerde bir arada bulunabilecek platformların olduğu ve bu platformları doğurmaktır. Biz Balkanlarda yeterince farkındalıklar yüzünden acılar çektik, insanlar kaybettik. Kosova'da, Bosna'da. Bu gece anamadığımız çok konu oldu. Adem Yaşar'ı anamadık. Ali Hezetbegoviç'i anamadık. Ama anacağız. Biz çünkü bir programımızla diğer programımız birbirine benzemiyor. Bu bir başlangıç aslında. Tabii değil ki. Mi? Bu ikincisi. Çok. Tabii ki, tabii ki, tabii ki inşallah. Ben Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bayrampaşa Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum sanata ve sanatçıya destek verdiği için. Biz hep şey diyoruz, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon Rumeliliyiz ama bizim 1 milyon, 2 milyon izlenen filmlerimiz yok. Bizim gişe rekorları kıran tiyatrolarımız yok. Bizim konser salonlarında Biletix'ten bilet alıp konserlerini hınca hınca dolduran sanatçılarımız var ama bu şekilde konserleri yok. Ve dolayısıyla sanata Rumeli Türkleri Derneği'nin bu şekilde destek vermesi bizi son derece mutlu etti. Bu bir başlangıçtır diyelim. Diğer bütün sanatçı kardeşlerimize de, Rumeli camiasına emek veren bütün sanatçı kardeşlerimize de ön ayak olabilmişsek ne mutlu bize. Taklit aslında temsilin ne derler, bir başlangıcıdır. Taklit etsinler, hiç sıkıntı yok. Yardım edelim, beraber bir şey yapalım. Ama herkesi yenilikçi olmaya, yeni bir şey yapmaya ve en önemlisi özünden kopmamaya davet ediyoruz. Çünkü öz özdür her zaman. Bunu aslında bir müzikal gibi de düşünebilir miyiz? Belgesel hem müzik, konser, hem senaryo, hem içinde şiirler. Tür olarak belgesel konser deniliyor bunlara. Yani biz bir belgesel var, bir senaryo var. Hı-hı. A'dan Z'ye. Bu işte tren sesleriyle göç gününden başlayarak tekrar Rumeli'de bitiyor. Ne diyoruz? İşte aşırı memleketlerde buluştuk sizlerle birlikte. Sanmayın ki Anadolu'yu, sanmayın ki Ege'yi, sanmayın ki Marmara'yı, sanmayın ki Karadeniz'i unuttuk ama hep birlikte aşırı memleketlerde buluştuk dedik. Ve bizim derdimiz bir yerden başlayıp aynı noktaya geri dönmekti. Nitekim onu yaptık. Rumeli'den göçle, tren sesleriyle başladık ve yine Mavrova'da buluştuk kıymetli izleyenlerimizle. Bunun türü, görüntülerin de olması nedeniyle belgesel tarzındadır. Fakat belgesele inanılmaz bir müzik eşliği de yaparak çok farklı belgesel konser tadında bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel bir orkestrayla kulakların pası alındı. O Rumeli türkülerini coşkuyla dinledik. Peki biz bu akşam seninle Balkanlar TV olarak sohbet ediyoruz. Biz bir sosyal medya televizyonumuzuz ve biliyorsun sosyal medya revaçta. Özellikle aynen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bunları insanlar çok iyi kullanıyorlar. Hatta belki televizyondan daha çok sosyal medya kullanılıyor. Balkanlar TV için ne diyeceksin? Balkanlar TV çok güzel bir düşünce. En başta tebrik ediyorum. İsminizi de kutluyorum. Çok güzel bir düşünce yapmışsınız. Çünkü biz Balkan coğrafyasındayız. İstanbul'da Balkan coğrafyasında. Buradan başlayarak ta Hırvatistan'a kadar Balkanlar dediğimiz o yarımadada yaşıyoruz. Balkanlar Televizyonu internette bizim var olan bir açığımızı kapatan bir televizyon olacağını ümit ediyorum. Başarılı buluyorum. Çok daha güzel şeyler yapacağınıza da inanıyorum. En azından niyet önemli. Sizin niyetiniz güzel. Güzel niyetle başladınız. Çok güzel bir etkinlik çektiniz. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yayınlayın da izleyelim hep birlikte. Neler yapmışız? Eyvallah. Çünkü ben karşıdan görmüyorum kendimi. Ancak sahneden anlatabilirim duygularımı.
Çok başarılar diliyorum. Güzel günler sizinle olsun. İzleyiciniz bol olsun. İzleyin, takip edin. Özünüzden bir şey bulabilirseniz burada ne mutlu size, ne mutlu bize, ne mutlu arkadaşlara ki sizlere güzel bir saniye, 10 saniye, bir dakika yaşatmış olsun. Biz Balkan coğrafyasını hiçbir zaman geride bırakmadık. Balkanlar bizim rüyalarımızda, hayallerimizde, gönlümüzde, muhabbetimizde, kahve lokumu gibi her zaman fincanımızın yanında duran bir coğrafyadır. Biz Balkanlı olduğumuz için gurur duyduk. Bu ülkede çok güzel Balkanlı insanlar var. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Böyle özel bir geceye Rumeli Türkleri Derneği bize ön ayak olduğu için. Kadın kollarına, yönetimine, en önemlisi de gençlik kollarına sevgili Tolga Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda olduğu için bizim Balkanlıların, Türkiye'de yaşayan Rumelilerin böyle güzel derneklere, böyle çağdaş derneklere, böyle güzel gençlere, böyle güzel başkanlara, böyle güzel yönetimlere ihtiyacı var. Umarım Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği gibi nice derneklerde illa böyle bir proje olmasına gerek yok. Tiyatro olur, tarih konferansı olur ama gerçekten Rumeli'yi hakkıyla temsil eden projeler yapar. Biz hakkıyla temsil etmeye çalıştık. Umarım başarmışızdır. Ben herkese çok teşekkür ederim. Salonu hınca hınca dolduran Bayrampaşa halkına, Bayrampaşa dışından gelen insanlara size de çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir vakit ayırdığın için, bu güzel duyguları bizimle paylaştığın için ve emeğinden dolayı sana ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı yapıp Rumeli camiasına armağan ettiğin için bu çalışmanın ben güçlenerek daha da büyük bir ses getirerek devam edeceğini biliyorum. Bizler de eğer bu çorbada bir tuz olabilirsek, bir Balkanlar TV, bir sosyal medya platformu olarak Balkan insanının sesini duyurabilirsek ne mutlu bize. Aslında ortak amacımız Balkan insanının ülkede, dünyada hak ettiği yeri alması. Yani bu siyaset olabilir, ekonomi olabilir, spor olabilir, sanat olabilir, müzik aynen. olabilir, şiir tabii, olabilir. Tabii. Bizler kaliteli bir toplumuz. Kesinlikle. Bu toplumun kalitesini sen çok güzel yansıtıyorsun. Biz de yansıtmak istiyoruz. İnşallah, bu kanal hepimizin, senin de kanalın, hepimizin kanalı. Her zaman bekliyoruz sizleri. Kıymetli Kamuran Atakan'ın bir lafı vardı işte, bizi bazen tuhaf gösteriyorlar. Tuhaf göstermeyin bizi. Olduğumuz gibi gösterin yeter. Eyvallah. Çünkü gerçekten az önce kıymetli kardeşimin dediği gibi çok çok kaliteli bir toplumuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten başla, Yahya Kemal Beyatlılar, Mehmet Akif Ersoylar, Namık Ayşe Kemaller. Kuliner, Namık Kemaller, oyuncular, Şemsettin sporcular. Samiler, hepsi. Ali hepsi, Samiyenler, Ali Samiyenler, hepsi bizim tarafta. Ve hayattan göçmüş olanlar, hepsi bizim tarafta. Saymakla bitmeyecek kadar kaliteli bir toplumun kesinlikle çıkarmış olduğu güzide. Onlara layık olalım. Evet. Onlara layık olalım. O zaman onların başarılarını biz de bakalım devam ettirebilecek aynen miyiz? Aynen öyle. Hem ülkemiz için, Türkiye için hem de Balkan insanının kalitesini göstermek adına yorulmadan çalışacağız. Teşekkürler, buradan aynen öyle. Tüm dostlarımıza el sallıyoruz. Sevgiler, sevgiler, selamlar herkese. Bizden büyük bir enerji aldık. Bu enerjiyle ben inanıyorum ki Balkanlar TV bir vites daha ileri gidecek. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Yusufçam, çok teşekkürler. Balkanlar, göç ırmağının hiç durmadan aktığı bir coğrafyadır. O ırmaktan dökülen çağlayanlar seslenişleridir halkların.